Abla kolay gelsin. Sağ olasın abi. Ablam öncelikle seni bir tanıyalım. Ben Aladağlı bir vatandaşım işte. Buraya geldim, komşuya yardım ediyorum. Çocuklarım okuyor, 3 tane benim. Eşim engelli, emekli, mali ölen. Yani iş yok. Çalışmak zorundayız çocukları okutmak için, ayakta kalabilmek için. Görüyorsunuz işte halimizi. Başka ne diyeyim? Evet, buradaki yaptığınız işlemi de anlatır mısın abla? Yaptığımız işlem işte böyle fırma soyuyor. Hem bir gelir için hem komşuya yardım için. Öyle işte. Aynı zamanda da evin bütçesine katkı sağlıyorsunuz. Zor mu, kolay mı? Kolay abi, ne yapacak bir şey yok. Zor ama kolaylaştırıyoruz. Bir tüp olmuş 200 TL yani. Burada 2 gün, 3 gün çalışacak, bir tüp alacak. Tüp alabilmek için. Peki bunu YÖMİ usulü mü çalışıyorsunuz? Bunu nasıl çalışıyorsunuz? Kasa hesabı abi. Kendine soyarsın yani. 5 kasada soysan kendine, 10 kasada soysan kendine. Kaç lira bunun hesabı? Bilmiyoruz. Ağamız ne verirse onu elimiz açacağız. Yok, vardır mutlaka baş. Yok, fiyatı. Yok. Piyasa neyse odur yani. Evet, kolay gelsin abla. Sağ olasın abi. Böyle kolaydı abla, konuşak mı sizden de? Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi kolay gelsin. Sağ ol, ben Hamdi İnce. Hamdi abi, hurma soyuyorsunuz. Evet, hanıma yardımcı oluyorum ya. İyi yapıyorsun abi. Katkımız olursa eğer. Oluyordur mutlaka. Mutlaka tabii. Evet. Kendi evimize katkımız olsun diye çalışıyoruz. Emekli maaşı yetmiyor. 1000 lira maaş alıyorum. Eve de gelmiyor. Sıkış yok. Tabii. Evet. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Biz yengemizi tanıyalım. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Sizin isminiz? Ben Meryem İnce. Komşumuza yardım şey etsin diye hem yardım ediyoruz hem kendimizin için çalışıyor. Aile bütçesine de faydası oluyor. He, aile şeyin faydamız oluyor. İşte başka işe gidemiyor. Ancak evde bunu yapıyor. Bu da iyi bir iş. Bunu gece evde de yaparsın. Evet, yapıyor. Akşam da yapıyor. Şey yaptığımızda kalkıp yapıyor. Yani komşuya yardım olurken de evin bütçesi de burada bu şekilde destekleniyor. Komşuya yardım olur şey derken evin bütçesinde bir şeyde yardım şey yapıyor. Evet. Günde kaç kasa böyle soyabiliyorsun? Ne soyabilirsek. 8, 9, 10, 11, 12 ne soyabilirsin? Hayat zor, çalışmak lazım değil mi? Çalışmak zor, evet. İnşallah komşu rahat eder de faydalanın. Evet, kolay gelsin abla. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben Güllü Demir. Güllü abla, komşunuza hem yardım yapıyorsunuz. Evet, maddi manevi, evet. Hem ev içine hem komşuya. Evet. Kolay mı, zor mu? Kolay olmaz herhalde. Görünüyor zor oldu. Takriben bu kaç gün sürer böyle? 1 ay falan sürer. Dışarıda YÖMİ'ye gidene kadar burada çalışmak. Herhalde hem ev hem burayı işi, ikisini birden ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet. Ev katkısına bir yardım etmek için. Evet, kolay gelsin abi. Sağ ol, size de kolay gelsin. Merhabalar, ben Erdoğan Bolat. Hurma prosesör üreticisiyim. Yaklaşık bir 4 yıldır bu işi yapıyorum. Son zamanlarda ilçemizde yaygınlaşan bir iş olduğu için, bizim de kendi bahçelerimiz olduğu için yani değerlendirmek istedik. Hem mahalle halkına. Ya kurulusu beğeniliyor abi, tutuldu. İç piyasa daha canlı, ne bileyim, Trabzon'dan İstanbul arası, Türkiye içi her yere gönderim yapıyoruz. Yani yaygınlaşan bir iş. Anlattığınıza göre yetiştiremiyorsunuz neredeyse. Ya yetiştiremiyor değiliz. Millet gibi abartmak istemiyorum da yani kuruttuğumuz ürünü tüketiyoruz. Ha, dışarıdan da alım yapıyoruz. Sağda solda kurutanlar var, köylerde kurutanlar var. Hurmayı nerede yetiştiriyorsunuz? Abi hurmaları Eskiman Taş Köyü'nde yetiştiriyoruz biz. Kaç tane ağacınız var? Kendim şahsi olarak yetişkin ağacım yok ama aldığımız bahçeler var şu anda bir 45-50 dönüm arası. Aynen. Dayımızdan, amcamızdan, yabancıdan almıyoruz tabii ki de. Evet, bu işi de öğrendiniz siz. Aynen. İşte dediğim gibi yaklaşık 4 yıldır. Her yıl yeni bir şey öğrenerek. Peki geçen yıl kaç ton hurma çalışabildiniz bu şekilde? Abi geçen yıl yaş olarak yaklaşık 65 ile 70 ton arası çalıştık. Bunları kuruttunuz. Aynen, kuruttuk, sattık. Bize şimdi bunun biraz işlemini anlatır mısınız hurmanın?
Abi hurmanın işlemi başlığı olarak köyümüzden topluyoruz ağaçların dalından. Hurmalar gözüktüğü gibi böyle çöpleri var. Çöp olmazsa olmuyor. Kesilirken. Aynen, kesilirken kesmiyoruz da elimizle çöplerini çıkarıyoruz biz yani. Arkadaşlar da söylüyorum tabii. Aşağıdan bahçeden başlayalım isterseniz, sizin bahçenizde çalışan komşularınız. Tabii komşularımızla beraber işte gidiyoruz, topluyoruz, getiriyoruz. Yaklaşık olarak ortalama günlük 2,5-3 ton arası. Ürünlerimiz soyuluyor soyma bıçaklarıyla. Ondan sonra bağlanıyor. Arkasından deşte batırıp işte bir ıslama süreci var. Ne bileyim, sulama işlemi var sıcak suyla. Evet, işte. O ney var o suyun içerisinde? O suyun içerisinde kekikle çıtımık ağacının yaprağı var. Dezenfektan olarak görüyoruz yani. Meyveyi koruyorlar mı? Meyveyi nasıl koruyor? Şimdi sakızlı olduğu için murtal olur, çıtımık ağacı olur. Onun sassı geçiyor diyeyim. Yani hurmada belirtmiyor ama yerken tadı, ama koruyor yaşken. Evet. O suya batırdıktan sonra buraya getirip... Suya batırdıktan sonra getiriyoruz. Sırayla diziyoruz aynen. Görüldüğü gibi ağaçlarla. Şeylerimiz de var. Evin bütün damını siz bir hurma kurutma tesisine dönüştürüyorsunuz. Evet, biraz öyle oldu. Yavaş yavaş başladık. Önce aşağıda çardağımız var. Küçük bir çardak. 5 tonla başladık. Ondan sonra buranın yarısı yoktu. 35-40 ton arası oraya taktık ikinci yıl. Geçen yıl işte 65-70 ton arası buraya komple taktık. Bu yılda yine aynı 65-70 ton arası, 75 de olabilir. Kuruma süresi ortalama olarak 20 ila 25 gün sürüyor tam olgunlaşması. Tam bu zamanlar mevsimi değil mi? Aynen. Bu zamanlar işte toplamak için artık mevsimi. Meyve renk döndürdüğü zaman, yani yeşilden turuncuya geçerken. Çok kızardığı zaman da olmuyor yani, kararıyor dışı. Çok turuncu oluyor. Benleşmesi gerekiyor. Aynen. Bir ben veriyor ufaktan işte. Ondan sonra başlıyoruz. Evet, son 4 yıldır bizim kozanımızda böyle mahalle arasında, damlarda, çardaklarda kurutulmaya başlandı. Evet. Talep görmeye başlandı. Yani İnsanlar para kazanıyorlar değil mi? Kazanıyorlar evet yani şimdi. Kaç lira, geçen yıl kilosu kaç liraydı? Geçen yıl ortalama olarak 30 ila 40 arası sattık. Kurusunu. Aynen. 5 kilo yaştan da 1 kilo kuru çıkıyor ortalama. Peki size, bu videoyu izleyen izleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar size? İsmim Erdoğan Bolat. Sosyal medya üzerinden satıyorum zaten ben. Hesaplarım var, Instagram olsun, Facebook olsun, reklamlarını da yapmıyorum da. Şimdi doğal ortamda bu kuruyor ya, bunu bir işte ısıtıcıları döşeyerek kat kaloriferler oluyor ya, kalorifer sistemiyle. O şekilde kapalı. Tüm olarak kurutulanlar görmedim ama dilime olarak kuruttuklarını gördüm. Yani daha kısa bir sürede, 2-3 günde. Bu yapılmışın ismi soyularak kurutma. Aynen, soyularak kurutma. Bir de dilerek kurutma. Tüm olarak soyup kurutulmuş. Bugün buraya bizler için çok büyük bir iş. Aslında bir iki ay boyunca hem emekçi kadın kardeşlerimize, ablalarımıza, bacılarımıza istihdam sağlıyoruz burada. Arkadaşıma yardım amaçlı gelmiştim bugün buraya. Üç bölgede kurutuyoruz aslında. Akrabayız hem de, kapı komşu. Bugün burada kurutma işini, asma işini kendisi bana yardım etti de. Ben de geldim arkadaşıma, hem yardım ettim. Hem de sizlerle bir röportaj yapmak amaçlı. Kalite ürün göstermek adına kozanımıza katma değer katmak için çalışmalar yapıyoruz. Evet, İsmail Bey, yöremizde hurma ekimi, dikimi çoğaldı. Bir taraftan da bu hem çiftçimiz için bir gelir, aynı zamanda da aşağıda bahçede komşular çalışıyorlar değil mi? Evet, tabii ki şimdi ülkemize iş esnasında sağlamak adına kozanımız ve veli nimet aslında şu an. Bahçe konusunda, narenciye konusunda bakıyoruz şu an, yani üretim arttı, herkes hurmaya döndü. 6 yıldan belli bir yaklaşık hurma dikimi arttı. Boş tarlalara ekin ekme işi bitti. Kırsal bölgelerde herkes hurmaya döndü bir nevi. Hem maliyeti yok şey olarak, dikim, su, başka bir şey yok. Bu konuda yani köylüler biraz daha şey yaptı yani, kendini rahatlattı. Maddi olarak tabii ki çok büyük bir rahatlatma oldu burada. Mesela burada Sıralif'ten sonraki bütün köylerde hurmaya ağırlık verildi. Evet. Yani hurmaya ağırlık verildi. Aslında Akçalı Uşağı bölgesi olarak oradan yukarıda fazla yok.
Oradan aşağıda hemen hemen herkesin tarlasında hurma ağacı görmemiz artık doğallaştı. Para ediyor çünkü. Yani mutlaka para ettiği için yani bu kozanımıza gelen en büyük veli nimet aslında. Devletimizden beklediğimiz aslında insanlara iş sağlamaktı. Kozanlılar bunu kendisi sağladı. Yani burada tüp olmuş 250-300 lira olmuş. Kadınlar burada 10 liradan bir gün soyacak 15 kasa soyuyor bir ortalama iyi bir bayan, çalışan bir bayan. 150 lira yapıyor. Hani hem portakala gitmekten evinde hem yemeğini yapıyor eşine. Eşi dışarıda çalışıyor. Hem katkı sağlıyor bu konuda. Güzel bir şey oldu aslında bizim için. Bir nevi de biraz sıkıntılara girdik. Çamlıca bölgesinde, Karamzalı bölgesinde yangından çok etkilendik. Hurma bahçeleri. Hurma bahçeleri bayağı bir zede gördü. Yani onlara da bir destek sağlanmadı daha. Yani insanlar biraz bekliyor ama bekledikçe zaman geçiyor. Yani bir an önce yapılması gerekirken nedense gecikti bir nevi de. Meyve bahçelerinin zararları telafi edilmedi. Hayır, telafi edilmedi daha. Yani evler daha yapılmadı ki, yani geçenki çekiminizde gördünüz yani orada. Evler daha yapılmadı. Aha kış geldi. Onlar ne yapacak? Onları da düşünüyoruz bir nevi. Bakıyoruz. Meyve her taraftan zararda şu an. Tabii ki meyve konusunda, ev konusunda insanlar çok zor durumda şu an. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Meyve alacaklar, fidan alacaklar, fidan ekecek, fidan tutacak. 5 yılda verim vermeye başlayacak. 5 yıldan sonra verime geçecek. Bu sefer de ne yapacaklar? Mecbur. Kendi üreticilerini kendi yapıyor. Maşa olarak bastırıyor tohumunu. Kendiler dikiyor. Aşılamasını yapıyor. O bu şekilde geçiyor. Kendileri üretiyor. Aynen öyle. Evet. Aşağı Çukurova bölgesinde de bu hurmanın daha farklı bir çeşidi. Roje. Kilosu 6 lirayla 7 arasına gidiyor. Yaş olarak 6 ile 7 arasına gidiyor. Bu hurmalarımız bizim burada Kozan'da sıcak bölgede fazla yetişmiyor. Yetimi çabuk olduğu için yani güneş daha çok sıcak olduğu için hemen yetmesi şey yapıyor. Ama roji biraz sert, dayanıklı olduğu için Çukurova bölgesi rojiyi tercih etti. Yani Çukurova'dan kırsal bölgelere doğru da... O da ayrı bir katma evet, değer. Evet, aynen. Katma değer olarak çok güzel oldu yani. Herkes yani Çukurova'da da tutup da aynı hurmaya yetiştirirse bu sefer de... İklimi müsait. Evet, iklim müsait değil. Evet, sizlere kolay gelsin. İşlerinizde başarılar. Teşekkür ediyorum.